Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün ebediyete intikalinin 86 yılında onu anlamak, 86. yılında onu anlamak, mirasına sahip çıkmanın yegane yolu. Biz de bu yolda onu anlamak adına bugünü bir vesile yapalım istedik. Konuğumuz Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Hale Şılgın Ankara stüdyomuzda. Hale Hocam hoş geldiniz, merhaba. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Atatürk'ün miras bıraktığı gibi tam bir cumhuriyet kadınıyla cumhuriyeti anlamış, özümsemiş ve bu yolda ülkemize katma değer yaratan bir isim olan sizinle Atatürk'ü konuşmak benim için ayrıca büyük onur. Ali Hocam, Mustafa Kemal'i Atatürk'ü anlamak, onun bizlere bıraktığı mirası elbette anlamakla, vizyonunu, fikirlerini anlamakla mümkün. Bizlere bir ülke, bir ideal, bir gelecek hedefi bıraktı. Elbette sadece onun idealleri değil, günlük hayatı da merak ettiğimiz konular arasında. Mesela nasıl yaşardı, ne yer, ne içerdi ve bir günü nasıl geçerdi? Şimdi Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 86. yılında onu hasret, minnetle anıyoruz, şükranla anıyoruz. Bir Türk kadını olarak çok daha fazla, iki kat hasret ve minnet ve şükranla anıyorum. Yani eğer biz burada bu ekranlarda rahatça konuşabiliyorsak, siz böyle güzel programlar yapabiliyorsanız bir Türk kadını olarak, ben burada bir profesör olarak erkek arkadaşlarımla eşit şartlarda bu televizyonlarda davet ediliyorsam, konuşabiliyorsam, bunu Atatürk'ün Türk kadınına verdiği haklara borçluyuz. Biz iki kat minnet ve şükranla anıyoruz atamızı, bu vizyonu, bize verdiği haklar için. Bunu da ileride konuşuruz, Türk kadınına verilen hakları. Şimdi Atatürk gerçekten çağdaşlarına göre çok çok ileri görüşlü bir liderdi. Onun çağdaşlarına baktığımız zaman, yani öyle bir çağda görev yapıyor ki Atatürk. İşte Avrupa'da diktatörlükler çağı, İki Dünya Savaşı arası. Almanya'da Hitler, İtalya'da Mussolini, Sovyetler Birliği'nde Stalin, İspanya'da Franco, tüm bu liderlerin arasında bu kadar demokrasiye bağlı, demokratik, laik bir devlet kurabilmek hakikaten çok ileri bir görüş. Yani bunu nasıl başardı? Hakikaten bunu anlamamız lazım. Şimdi Atatürk'ün ölüm yıldönümleri 1988 yılına kadar hep bir matem günü, bir ölüm günü, bir ağlama günü olarak anılırdı. 1988'den sonra o dönemin hükümeti bir karar aldı. Artık Atatürk'ün ölüm yıldönümleri bir matem günü, bir şeklinde, bir ağlama günü, yas günü şeklinde değil de bir anma günü şeklinde anılmasına karar verildi ki bu son derece doğru bir karardı. Yani Atatürk'ü bu tarihten sonra, 1988'den sonra Atatürk daha bir anlaşılmaya, daha bir anlatılmaya, onun fikirleri, görüşleri, yapmak istedikleri, cumhuriyeti nasıl kurdu, nasıl bir Türkiye istedi, nasıl bir Türkiye hayal etti, onun devrimleri, Türkiye'yi nasıl görmek istediği, tüm bunlar araştırılmaya, daha fazla araştırılmaya, daha fazla incelenmeye başlandı. Ve bundan sonra Atatürk daha iyi anlaşılmaya başlandı, daha çok sevilmeye başlandı. Anlaşıldıkça, fikirleri anlatıldıkça gençlere çok daha fazla sevilmeye başlandı. Bugün bunu görüyoruz, bugün bunun yansımalarını. İşte İstanbul'da az önce ekranlarda izledik. Dolmabahçe Sarayı tıklım tıklım vatandaşlar tarafından dolduruluyor. Ankara'da keza Anıtkabir öyle, akın akın insanlar oraya gidiyor. Türkiye'nin her tarafında Atatürk'e ait sembolik yerlerde ona saygılarını, sevgilerini, minnetlerini ifade etmek için insanlar akın akın kendiliklerinden koşuyorlar. Yani bu resmi, hani bir zorlama, bir yaptırım şeklinde değil. İnsanlar kendiliklerinden koşuyorlar. Yani bu her geçen sene artıyor, her geçen sene artıyor. Yani bunu hakikaten ilginç bir şey. Yani Avrupa'da onun çağdaşları bugün artık anılmaz oldular, onun döneminde görev yapan liderler. Ama Atatürk sevgisi gün geçtikçe artıyor, gün geçtikçe fazlalaşıyor. Yani bu hakikaten dünyada hiçbir lidere nasip olan bir şey değil.
Ama hakikaten Atatürk'ün yaptıklarını öğrendikçe bunu gerçekten hak eden bir liderimiz olduğu için Türk milleti olarak da çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Özellikle biz kadınlar, hocam ben de zaman zaman Atatürk'ü daha iyi anlamak, aslında anladıkça sevme meselesi, çok güzel bir yerden açtınız konuyu. Her gün biraz daha Atatürk'ü seviyoruz. Okudukça, anladıkça seviyoruz. O yüzden Atatürk'ü anlamakta fayda var. Yani Atatürk'ü bir mavi göze, bir sarı saça indirgemek değil, onun o kararlı vizyonunu anlamak, onu yaşatmak. Bir yandan da anmak elbette ve biz kadınlar olarak bunu daha fazla yapmalıyız, bayraktarı olmalıyız bu işin. Şimdi Atatürk'ümüz aynı zamanda iyi bir sanat izleyicisiydi. Biraz daha onun hayata baktığı o perspektifi anlamak adına da bunları konuşmak herhalde gerekiyor. Resim Heykel Müzesi ve sanata olan katkıları, o dönemde attığı o avantgard adımlar, bunlara dair neler söylersiniz? Şimdi Atatürk sanat ve sanatçıya son derece önem veriyordu. Yani sanat olmazsa olmaz idi. Bir ülkenin yani bir ülkenin medeni olup olmadığını anlamak için önce onun sanatta hangi seviyede olduğuna bakmak gerekir diyor Atatürk. Yani çünkü eğer sanatta ileri gitmişse bir ülke diğer problemlerini halletmiş demektir. Yani sanat ölçü olarak bir ülkenin medeni olup olmadığına, uygar olup olmadığına karar verebilmek için onun sanatta geldiği noktaya bakmak gerekir diyor. Yani sanatı şöyle düşünüyor. Bir ülkede sanatın gelişebilmesi için aklı özgür bırakmak gerekiyor. Yani yaratıcı düşüncenin ortaya çıkması gerekiyor. Yaratıcı düşüncenin ortaya çıkması için önce aklı özgür bırakmak gerekiyor. Düşünceyi özgür bırakmak gerekiyor. Serbest düşünce, hür düşünce. Bunların ürünü olarak yaratıcılık ortaya çıkacak. Yaratıcılar da sanatı ortaya koyacaklar. Sanat ortaya çıkacak. Yani yaratıcı düşüncenin olabilmesi için ilk başta aklın hür bırakılması gerekiyor. Evet. Aklın özgür bırakılması gerekiyor. İşte Atatürk bunu yapmıştır. Önce aklı serbest bırakmıştır, aklı hür bırakmıştır. Çünkü bir konuşmasında diyor ki öğretmenlere, ben Cumhuriyet diyor sizden aklı hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister. Yani hür insanlar yetişsin, insanlar her konuda konuşsunlar, fikirlerini söylesinler, düşünsünler. Önemli olan düşünce, düşünmektir diyor. Yani insanlar o anda yanlış düşünebilirler, hatalı düşünebilirler ama yeter ki düşünsünler, o düşünceleri sonradan düzeltirler, normal düşünme şekline geçebilirler. Yani düşünce, batıdaki Rönesans da bu şekilde gelişmiştir. Bugün batıyı batı yapan değerler, Atatürk bunları hepsini biliyor, hepsini incelemiş. Batıda önce bir Rönesans gelişiyor 15. yüzyılda. Bu Rönesans'ın gelişmesi ilk başta sanatla başlıyor. Özgür düşünceyle başlıyor, hür düşünceyle başlıyor. Önce sanat ve sanatçılar ortaya çıkıyor. Ondan sonra sanattan sonra bilim ortaya çıkıyor, teknoloji ortaya çıkıyor. Daha sonra reform, işte aydınlanma çağı dediğimiz çağ geliyor. Yani Batı'nın 400 yılda geldiği seviye budur. Atatürk bir Türk Rönesansı başlatmak istiyor. Yani tabir yerindeyse bunu söyleyebiliriz. Fakat Atatürk'ün zamanı o kadar kısa ki, yani Batı'nın 400 yılda gelmek istediği noktaya 15 yılda çok büyük mesafeler alınıyor. Gerçekten o 15 yıla baktığımız zaman, yani Batı'nın 400 yılda evrilerek geldiği noktaya çok kısa bir zamanda gelmek istiyor. Bunun için de çok gecesini gündüze katarak, her türlü imkanlarını seferber ederek, gerek resimde olsun, müzikte olsun, tiyatroda olsun, operada olsun, çok çok büyük mesafeler alınıyor. Evet. Yani ilkler döşeniyor o tarihte, Atatürk döneminde. Daha sonra tabii bunlar geliştirilecektir. Hocam, evet. Ama ilkler bu zamanda, bu tarihte tabii yapılmaya şimdi başlanıyor. Şimdi Atatürk denince o kadar katmanlı bir konu karşımıza çıkıyor ki, Atatürk'ten daha ziyade yani onu anlamak adına Atatürk'ün bıraktığı izler, hayata baktığı perspektif, okuduğu kitaplar, cephede geçen bir ömür, kararlılığı, sanata olan katkısı ve bütün bu söylediklerinizi şu sözüyle özetlemek mümkün. Eğer bir gün benim sözlerim bilimle ters düşerse bilimi tercih edin diyen, aynı zamanda da bütün o
kibirden arınmış bir liderden söz ediyoruz. Dolayısıyla çok kıymetli, bütün dünyayı da örnek teşkil etmiş. Peki bu entelektüelite seviyesine nasıl gelmiş? Çok okuyarak biliyoruz, cephede sürekli kitap okuduğunu biliyoruz. Çocukken 3 kuruşum varsa paramı kitaba yatırırdım ve kendimi geliştirirdim diyen bir liderden söz ediyoruz. Dolayısıyla bütün bunlar ışığında baktığımızda Atatürk kendini bu seviyeye nasıl taşıdı? Cumhuriyet'in kuruluşunda bu entelektüel perspektifin nasıl bir etkisi oldu? Şimdi siz de söylediğiniz gibi bilime son derece önem veren bir insan Atatürk. Hatta diyor ki ben manevi miras olarak hiçbir donmuş, kalıplaşmış bir kural bırakmıyorum. Çünkü dünya süratle dönüyor, süratle değişiyor. Mesela diyor bir 20 yıl önceki, 50 yıl önceki bilimin söylediğini şu anda belki farklı şeyler söyleniyor. Yani dünyanın bu kadar hızlı değiştiği bir zamanda hiç değişmeyeceğini, değişmeyecek kurallar getirdiğini iddia etmenin aklın ve bilimin gelişmesine aykırı olduğunu söylüyor. Ve benim manevi mirasım diyor, akıldır, bilimdir, fendir diyor. Az önce sizin de ifade ettiğiniz gibi, eğer bir gün benim söylediklerim diyor bilimle çelişecek olursa, siz diyor benim söylediklerimi değil bilimin söylediklerini yapın diyor. Yani bunu söyleyebilmek evet, hakikaten çok büyük bir lider olduğunu zaten gösteriyor. Yani günün şartlarına göre bilim neyi söylüyorsa, fen neyi söylüyorsa onu yapın diyor. Benim manevi mirasım budur diyor. Yani bunu vasiyet etmiştir. Yani bilim ve fenden ayrılmayın. Zaten dünyada diyor en hakiki mürşit ilimdir, evet, fendir. Bilim yolundan asla ayrılmayın. Kesinlikle bu yolu takip edin diyor. Yani Atatürk'ün evet yani bu manevi mirası. Evet. Hocam 57 az önce bir şey sormuş. Buyurun, buyurun, buyurun. Bir şey sormuştunuz. Devam edin hocam tabii. Sorun mu tekrarlamamı istersiniz? Şimdi Atatürk yani evet, entelektüel lütfen birikimini cephelerde çok kitap okuduğunu biliyoruz. Çocukken tamam, bütün harçlığını evet, kitaba evet, ayırdığını evet, da biliyoruz. Yani entelektüel birikiminin evet, nasıl olduğunu sormuştunuz, evet, nasıl oluştuğunu sormuştunuz. Hı-hı. Şimdi entelektüel birikiminin nasıl oluştuğunu görmek için önce onun yetiştiği muhite bakmak lazım. Hı-hı. Atatürk'ün biliyorsunuz Selanik'te, Makedonya'da doğdu. Evet. Osmanlı Devleti'nin Avrupa'ya açılan kapısı gibidir. Avrupa'ya en yakın bölüm, coğrafyasıdır Selanik. Hı hı. Selanik'te ilk ve orta öğretimini burada geçiriyor. İşte Selanik askeri rüştiyesine geçiyor. Burada matematik ve Fransızca dersleri, tarih derslerine çok ilgi duyuyor. Buradan sonra Manastır askeri idadesine geçiyor ki Manastır o sırada Manastır'ın havası o sırada Osmanlı Devleti'nin en fazla entelektüellerinin bulunduğu bir bölge Manastır. Hmm. Yani bütün şeyler oradan çıkıyor. Hatta harp okuluna geldiği zaman sınıf arkadaşı Asım Gündüz. Asım Gündüz anılarında okuyoruz. Diyor ki harp okuluna gelen öğrenciler diyor iki tip öğrenci vardı diyor. Birisi işte Doğu Anadolu'dan gelenler, Kuleli Askeri'den gelenler, Anadolu'dan gelen çocuklar. Bunlar sadece dersleriyle ilgilenirlerdi. O ders çalışırlardı. Ama Manastır'dan gelen, Manastır İdadesi'nden gelen öğrenciler tüm ülke sorunlarıyla ilgilenirlerdi. Çok uyanık çocuklardı diyor. İşte Mustafa Kemal de bunlardan birisiydi. Yani yetiştiği çevre, o Manastır çevresi, Manastır'ın ona verdiği hava gerçekten onun entelektüel birikiminin oluşumunda çok önemlidir yani Manastır. Son derece önemlidir yetiştiği okullar. O okullarda aldığı iyi eğitim, hocaları gerçekten çok iyi kaliteli hocalardan ders almıştır. Tarih hocası burada Tevfik Bey bütün tarih bilincini, tarih sevgisini orada edinmiştir. Çok fazla kitap okuduğunu biliyoruz Atatürk'ün. Evet. Daha sonra harp okuluna geldi İstanbul'a işte Manastır Askeri İdadesi'nden sonra. Burada da okuma tutkusu devam etti. Sürekli okuyordu. Sürekli her türlü kitap okuyordu. Bu okuma tutkusu daha sonra da devam etti. Yani cephelerde bile okumayı sürdürdü. Okumaya devam etti.
Şimdi evet. Şeyde bu Bulgaristan'da Sofya'da işte askeri ateşe militer olduğunda Madame Corinne mektuplar yazıyor. Diyor bana diyor şey gönderin işte kitap gönderin. Yani onun için çünkü en önemli hediye, evet. en güzel hediye kitaptır. Kitap evet. gönderiyor bir o Madame Corinne. Ondan çok mutlu oluyor. Çanakkale Cephesi'nde okuduklarını biliyoruz bu kitapları. Evet. Daha sonra 1916'da Doğu Cephesi'nde o kaldığı kısa süre içerisinde yani 40-50 gün içerisinde 7 kitap bitirdiğini biliyoruz. Ondan sonra Milli Mücadele döneminde Büyük Taarruz yani en önemli savaş Büyük Taarruz artık son noktanın konulacağı bir savaş. Orada taarruzdan bir gece önce Çalıkuşu romanını okuduğunu biliyoruz. Reşat Nuri Gültekin'in Çalıkuşu romanı. O sıralarda yeni bitmiş o kitap. Hemen onu edinmiş ve okumuş. Hatta İsmet Paşa'ya da okumasını tavsiye ediyor. Yani çok fazla okuyan bir lider. Daha sonra yani bu okuma tutkusu Cumhurbaşkanı olduktan sonra da devam ediyor. Hep yabancı liderler ona sürekli kitap gönderiyorlar. Onun okuma tutkusunu bildikleri için sürekli kitap hediye ediyorlar. Çünkü en çok makbule geçen hediye onun için kitaptır. Evet. Atatürk yani birçok düşünürden de etkilenmiştir. Yerli yabancı pek çok okuduğu için. İşte yabancı olarak işte birçok filozof Kant, Descartes, işte Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau bunları okumuştur. Türklerden işte Ziya Gökalp'ten çok etkilenmiştir. Namık Kemal'den çok etkilenmiştir. Hatta bir konuşmasında diyor evet, ki evet. benim yani biyolojik babam Ali evet. Rıza Bey, fikirlerimin babası Ziya Gökalp, evet. Hislerimin babası Namık Kemal'dir evet. diyor. Yani onlardan ne kadar etkilenmiş olduğunu Cemal Süreyya Aydemir'in Tek Adam kitabında çok vurgular bunu ve o pasajlarla evet. çok güzel anlatır. Hatta Andrew Mangan'ın Atatürk kitabında da bu bahsettikleriniz böyle uzun uzun anlatılır. Buradan da seyircimize önermiş olalım eğer evet. Atatürk 360 derece anlamak istiyorsanız. Peki hocam 57 yaşında kaybettik. Çok genç bir yaş artık hele çağımızda orta yaşlıyoruz. Yaşta bile değil. Evet. Yani bir 10 yıl daha yaşasaydı ülkemizde aslında ne kadar daha çok imza atabilirdi değil mi? Hastalanması, evet. o süreç, o kriz doğru yönetilemedi belki baktığımızda. Neden tedavisi yapılamadı? Şimdi Atatürk aslında kendi sağlığını çok fazla düşünen bir insan değildi. Yani Atatürk'ün öncelikler sıralamasında... Önce ülkesi, milleti, ondan sonra kendi şahsi evet. değerleri geliyor. Sağlığı da bunun içerisinde. Sağlığına çok fazla dikkat eden bir insan değildi. Zaten yaşadığı çevre, yaşadığı olaylar da kendi sağlığıyla çok fazla ilgilenmesine müsaade edecek bir ortam değildi. Hep hayatı yatılı okullarda geçmiş. Yani gençliğinde, çocukluk yıllarında bir sıtmaya yakalanmış. O sırada yani sıtma çok yaygın ülke çapında. Sıtmaya yakalanmış, o doğru dürüst iyi tedavi göremediğinden o kronik hale gelmiş, kronikleşmiş. Yani hayatı boyunca onu zaman zaman nüksetmiş ve rahatsız etmiş. Daha sonra farklı rahatsızlıklar geçiriyor. İki defa kalp krizi geçiriyor. 1923'te bir kalp krizi geçiriyor. İşte Cumhuriyet'in ilanından birkaç ay sonra bir kalp krizi geçiriyor Çankaya Köşkü'nde. Ondan sonra 1927'de ikinci bir kalp krizi geçiriyor. Fakat bunları işte biraz istirahat edin paşam, işte gıdalarınıza dikkat edin, sigarayı çok içmeyin, kahveyi çok içmeyin. Onun maalesef bu sigara ve kahve alışkanlığı vardı ve çok fazla kahve içiyordu. Günde belki 20-30 fincan kahve içtiği oluyordu. Yani gıdasına çok dikkat etmiyor ama bunlardan da bir türlü vazgeçemiyordu. Buna evet. çok dikkat etmedi doktorların tüm uyarılarına rağmen. Sonra istirahat tavsiye ettiler. Fakat yine istirahat etmedi, edemedi belki de. Bunlara çok dikkat edemediği için sağlığı günden güne ilerledi, bozuldu. Fakat son şeyine geldiğimiz zaman yani karaciğer rahatsızlığına geldiğimiz zaman kimse ona o tarihe kadar 1938'in Ocak ayına kadar
hiç kimse ona karaciğer rahatsızlığından bahsetmemişti. Hep kaşınıyordu. İlk defa, hatta Nihat Belger, evet, hep kaşıntılar oluyordu vücudunda. Binayı ilaçlıyorlardı değil oluyordu. Mi? Evet. Evet, bir karınca ısırığı falan gibi düşündüler. Tüm binayı, köşkü günlerce ilaçlama yaptılar. Evet. Hatta 4-5 gün köşkte yaşamadı, başka yerde yaşadı o ilaçlamanın etkisi geçinceye kadar falan. Böyle şeyler yaşandı. Yani teşhiste de evet belki hata oldu veya ihmal diyebiliriz, ihmal oldu. Onun karaciğer rahatsızlığı olduğunu işte ilk defa 1938 Ocak ayında Nihat Belger isimli doktor teşhis etti. Bir muayene etti onu. Muayenesinde karaciğerin büyümüş olduğunu, sertleşmiş olduğunu, kaburgadan 3 santim aşmış olduğunu teşhis etti. Ve bunun bir karaciğer rahatsızlığı olduğunu, bir siroz başlangıcı olduğunu teşhis etti. Ve bu şekilde, bu yönde bir tedavi görmesi gerektiğini belirtti. Ve kesin istirahat tavsiye etti. Fakat Atatürk yani bunları birkaç gün dinledi, birkaç gün uydu bunlara. Ama daha sonra tabii memleket meseleleri onun için ön planda olduğu için kendi sağlığını her zaman ikinci plana atmıştır. Yani bir Hatay meselesi var. O tam onu soracaktım önemli hocam. Yani artık, o dönemde dahi şahsi bir mesele ediniyor ve Hatay diyor, hastalığına rağmen bunu çözmek istiyor. Sizden biraz dinlemek isteriz bunu son dakikalarımızda. Şimdi Hatay aslında misak milli sınırları içerisinde olan bir bölge. Evet. Hatay her zaman ana vatana katılma hayali taşımıştır Atatürk. Yani mutlaka bu işin halledilmesi gerektiğini düşünmüştür. Bunun için bu Lozan'da maalesef halledilemiyor. Yani Lozan'da Türkiye sınırlarının dışında kalıyor. Ama zamanı geldiğinde bunu halledeceğini, mutlaka halletmek istediğini düşünüyor Atatürk ve bunun üzerine kafa yoruyor. Şimdi İkinci Dünya Savaşı öncesi Avrupa'da konjonktür değişiyor. Yani Avrupa devletleri arasındaki münasebetler, işte Almanya ile Fransa arasındaki münasebetler, bir takım yumuşamalar, değişiklikler meydana geliyor ve Atatürk bu konjonktürden yararlanmak istiyor. Yani hemen bir fırsatını bulup Hatay meselesini, Fransa ile işte dostluk geliştiriliyor ve Fransa ile bu işi halletmek istiyor. Hakikaten de Fransız basını o sırada Atatürk'ün sağlığını adım adım takip ediyor. İngilizler Atatürk'ün sağlığını adım adım takip ediyorlar. Her gün buradaki büyükelçileri vasıtasıyla Atatürk'ün sağlığının ne durumda olduğunu ülkelerine rapor ediyorlar. Atatürk işte ne kadar yaşayacak, ne kadar rahatsızlığı, ne kadar devam edecek. Yani her türlü bilgiyi çeşitli vasıtalarla öğrenip ülkelerine rapor ediyorlar. Yani bu sırada işte tam Hatay meselesi var. Atatürk bunu halletmek için, yani hastalığının duyulmasını istemiyor, bunu göstermek istemiyor. Çünkü bunun Hatay meselesine olumsuz etki edebileceğini düşünüyor. Ve o sırada ayakta olduğunu, sağlıklı olduğunu ve bu meselenin üzerinde olduğunu göstermek için bir gezi düzenliyor. Evet. Ki o sırada hastalığının epeyce bir ilerlemiş olduğu bir dönem, 1938 Haziran'ında. Mersin'e bir gezi düzenliyor. Adana'ya geçiyor oradan. Mersin'e gidiyor, Viranşehir'i gezdiriyorlar. Orada yoğun bir program, hava çok sıcak. Orada birkaç defa akşamları burun kanaması geçiriyor. Burnu kanıyor. Yani yürüyecek mecali yok aslında ama bütün gücünü toplayarak hani bu meselenin, Hatay meselesinin üzerinde olduğunu, ayakta olduğunu göstermek için dimdik durmaya çalışıyor ve orada o gezide hakikaten bayağı bir yıpranıyor aslında. Çok yorucu da bir gezi. Fakat amacına da ulaşıyor. Bu geziden sonra işte Fransa ile yapılan bir anlaşma neticesinde Türk ordusunun Hatay'a girmesine karar veriliyor. Türk ordusu Hatay'a giriyor. İşte daha sonra orada bağımsız bir Hatay Cumhuriyeti kuruluyor. Tayfur Sökmen Cumhurbaşkanı oluyor.
Daha sonra da bu bağımsız Hatay Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti'ne katılmaya karar verecektir. Fakat maalesef Atatürk onu göremeyecektir. Göremeyecektir. Ama Atatürk'ün hayali gerçekleşmiş oldu. Onun sağlığı pahasına bu Evet. olay Evet hocam. gerçekleşmiş oldu. Hali hocam, kıymetli katılımınız ve yorumlarınız için çok teşekkür ediyoruz.